bu dövizle ev kiralama işini hükümet yasaklasın. Hayır, yüksek kiracı söylesin kardeşim, desin ki mesela 2000 lira, 10.000 lira istiyorum arkadaş desin, ama Türk parası. Evet. Değil mi? Mesela her ay yahut her yıl bir misli artması istiyorum diyebilir, baştan konuşsun. Ama dolar, euro olayı, yani bu olmaz. Bu çok samimiyetsiz. Çünkü doların, euro'nun nereye çıkacağı belli olmuyor. Ve o parayı kutsamış oluyorsun sen. Güvenilir para diyorsun. Türk parası da güvenilmez para diyorsun. Bunu hükümet yasaklasın. Evet. Ve derhal kirada, kira sözleşmelerinde dolar, euro yok. Adam diyor ki yok kardeşim benim evim kıymetli. Ya tamam, kabul. Allah Allah. 2000 lira, 10.000 lira iste. Türk parası olarak iste. Diyor ki işte hayat pahalanıyor. Tamam, ikimisine çıkaracağım de. Anlaşma yap. Ya dürüst yaklaş. Yani öbürü oyun oynar gibi bir şey oluyor. Yani onun gibi olur yani. Nereye gideceği belli olmayan bir şeyin peşine takıyorsun vatandaşı. Birden fırlıyor adam, bütün parasını pulunu alıyorsun elinden. Euro'nun ne yapacağı belli olmuyor ki doların. Ama Türk parası istikrarlı. Ha, paranın artmasını istiyorsan dürüstçe söyle. İkimisine çıkaracağım arkadaşlar. Adam işine girse tutar. İşine gelmese tutmaz. Ama öbürü oyun gibi oluyor. Samimiyetsiz oluyor yani. Mesela TürkSat parasının Türk lirası üzerine alınmasını söylemiştim. Dolar kurunu sabitledi, artık Türk parası olarak ödeniyor. Bak mesela onu yaptılar. Şimdi bak bu kiralar. Bu çok hayati. Derhal o maddenin düştüğü belirtilsin. Yani dolar, euro ile ilgili maddelerin düştüğünü. Dolar yazan yer Türk parası olarak anlaşılsın. Yani Türk parasının dışında anlaşma olmasın.